TV ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21.200 personel görev ifa ediyor dedi. Devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik. Kamu personelinden sivil toplum kuruluşu üyelerine, yurt dışından gelen afet ekiplerinden gönüllülere kadar sayıları 60 bini bulan akredite kişi arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor. Ülkemizin istisnasız diğer 71 vilayetinin tamamından deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyları çıkartıldı. Bu şekilde de on binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü. Elbette eksikler var. Şartlar çok açık, net, ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız. Çalışmaların daha etkin yürütülebilmesini teminen deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan olağanüstü hal kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz. Tabii burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. O da şudur. Bu dönem bir birlik, beraberlik dönemidir. Dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum. Bunun yanında da üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum. Zira şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber ederek hazine maliye başta olmak üzere adımlarını atmış ve bu ara dönemde tüm deprem zedelere 10'ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladım. Bu bir son değil. Ama bir yıl içerisinde de Allah'ın izniyle şunu da söyleyeyim. Tüm felaket zedelerimizin konutlarını talimatı verdim. 10 vilayetimizin 10'unda TOKİ'nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokmak suretiyle hem enkaz kaldırmaları hızlandıracağız. Bunun yanında da bir taraftan konut yapımını hızlandıracağız. Ve bir yıl içerisinde de hedefimiz Malatya'da, Elazığ'da, daha önce Bingöl'de, Van'da olduğu gibi bunlar bizim bildiğimiz işler. Biz bunları yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış bir hükümetiz. Ve inşallah Hatay'ımızda da bunu yapacağız. Allah'ın izniyle Kahramanmaraş'ımızda da bunu yapacağız. Diğer 8 vilayetimizde de yine bunları yapacağız. İlçelere varıncaya kadar bütün bunları inşallah halledeceğiz. Şu anda AFAD'ın bütün çadırlarıyla işte il, ilçeler biliyorsunuz depremzedelerin emrine amade kılınmış vaziyette ve çalışmalar buralarda sürdürülüyor. Tabii Rabbim kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın. Ülkemizin yardımcısı olsun diyorum. Ve bu vesileyle bir gerçeği daha söylemem gerekiyor. Özellikle 60'ı aşkın
ülkeden birçok destekler, yardımlar geliyor. Bunların içerisinde daha hepsini ismen de açıklayacağım. Azerbaycan aynı şekilde başta olmak üzere. Bunun yanında İsrail desteklerini vermiş durumunda. Aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, bütün bunlar da desteklerini vermiş durumda. Hala da telefonlarla desteklerini vereceklerini bize sürekli ifade ediyorlar. Madden, nakdi, aynı bu tür yardımlarını gönderiyorlar. Şu anda AFAD'a bu konuyla ilgili olarak tüm Türkiye'de de kuruluşlar aynı nakdi destek veriyorlar. Bütün destek veren vatandaşlarıma da şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim için sınama günüdür. Ve bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin. Tabii şu anda Türkiye genelindeki vefat sayısı 9057. Hatay'daki vefat sayımız şu an itibariyle 3356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52.979. Yıkılan bina sayısı 6.444. Şu an itibariyle Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21.200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik, biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız şereflidir, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Ve şu an itibariyle sağlık çalışanlarında da yine 9.179 personel burada akredite ve çalışıyor. Ve bir diğer tabii önemli adım, 7 valimiz, 12 kaymakamımız burada görevli. Ve yine burada yıkık bina sayımız 2.749 ve 170 ekip ve 5.000'i aşkın arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 18 ülke yabancı olarak buradalar ve bu arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Ve bütünüyle vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak o da göreve katılacaktır. Sağ olun, var olun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Hatay'da yaptığı incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu bugün de Osmaniye'nin Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen ve arama kurtarma çalışması süren bölgesindeydi. Kılıçdaroğlu Adana ve İskenderun'un ardından Kahramanmaraş merkezi 10 ile etkileyen depremlerden zarar gören Hatay'a geldi. Burada incelemelerde bulunan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız dedi. Gerçekten de televizyonlara yansıyan görüntü, verilen haberler ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok da ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlar feryat halinde. Gördüğüm tablo şu, onu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Devletin kurumları aslında, bürokratlar çalışmak istiyorlar. Ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor. Ve bu
devletin rahat nefes almasını engelliyor. Bugün buraya Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımızla geldik. Hepimiz üzgünüz. Hepimiz bir anlamda da kızgınız. Sorun var, evet. Sorunu el birliğiyle çözmek istiyoruz, evet. Ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Kararlıyız. Gerçekten de kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz. Söylenecek çok şey var ama onların tamamını kimse merak etmesin. Yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz. Elbette kızgınız. Ama bir şekliyle bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu da ifade etmek isterim. Kılıçdaroğlu bugün de Osmaniye'nin Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen ve arama kurtarma çalışması süren bölgesinde incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ile Esenevler Mahallesi'nde çöken 10 katlı apartmanın bulunduğu alanda inceleme yaptı. Kent genelinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu daha sonra kentten ayrıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7.6 olarak kaydedildi. Deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. AFAD'dan yapılan açıklamada 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 648 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da depremzedelerin barınması için bölgede 70.818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı ifade edildi. Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız. Göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri aralıksız çalışıyor. Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı. Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar da devam ediyor. Vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkilendiği bölgelerde ikamete bulunanların raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus reçetesiz temin edebileceğini bildirdi. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ile etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tamam. 36 saat sonra çıkardık. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri enkazdan küçük bir kızı 36 saat sonra sağ kurtardı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Kahramanmaraş'taki depremlerin merkez üsleri arasında yer alan Elbistan'da Saraykent mahallesindeki bir enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Depremden 48 saat sonra kurtarılan Muhammed bebeğin enkazdan çıkarılırken elini emmesi dikkati çekti. Tekbirler eşliğinde çıkarılan bebek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesi Ceren Bostan'ın da bir süre önce enkazdan çıkarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ekip, depremden 36 saat sonra ismi öğrenilemeyen bir bebeği sağ olarak çıkardı. Allah Allah. Al açıl. Al şunları hemen. Battaniyesini al. Elden ele battaniyesini gönder. Lütfen emzirmeyin. Abi bekleyin. Yürüyüşü gelsin. Olayı versin ondan sonra. Kırklar ilinden Hatay'ın Antakya ilçesine gönüllü giden öğretmenler İlkay Fırtın ile Kazım Özcan, 10 yaşındaki Ali ile ablası 15 yaşındaki Zeynep Mulluoğlu'nu enkazdan yaklaşık 46 saat sonra kurtardı. Enkazdan çıkarılan Ali Mulluoğlu'nun çok teşekkür ederim demesi görüntülere yansıdı. Gel yedim, gel yedim, gel yedim, gel. Sakin ol. Biz sana teşekkür ederiz. Aslan, Aslan. Belini tuttun, ben yavaş. Kızım, aslanım be. Maşallah be. Kaldır battaniye altta toplandı. Alıyorum. Battaniye altta toplandı. İyisin yenge, az kaldı. Sol kola dokunma ben. Adıyaman'da 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı. Eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde 38 yaşındaki Fatma Tanık enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kadının aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş merkezi 10 ile etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Kocaeli'den Hatay'a giden itfaiye ekipleri 52 saat sonra Semra Eti kurtardı. Arkadaşlar yavaşça kaldıralım. Kafası. Tamam harika. Tamam yürüyerek bile şöyle kucaklayın. Hadi bak kucaklayın. Hadi yatır yatır. Yatır. Bir ayağı kaldırdık. Kucak. Hatay'da da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kişi 48 saat sonra çıkarıldı. Antakya ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında farklı dairelerde yaşadıkları belirtilen ve isimlerinin Meryem ile Göksel olduğu öğrenilen iki komşu, Balıkesir'den bölgeye giden Dursun Bey arama kurtarma ve Dursun Bey belediyesi ekiplerince kurtarıldı. İlk depremden 45 saat sonra ulaşılan bu kişiler daha sonra hastaneye kaldırıldı. Haydi. Tamam abi. Abi elini hadi yazdırma. Hazır. Elini ver. Bu elini bana ver. Bir dakika. Benim. Benim. Kendi bana verir misin? Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra anne, baba ve ikiz çocukları yaralı kurtarıldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi Samsun'dan bölgeye giden Canik Belediyesi arama kurtarma ekibince 36 saat sonra kurtarıldı. Kurtarma ekiplerinin boyunluk takmak istemesi üzerine depremzede boynumda bir şey yok diye cevap verdi. Abi şu boynunu takalım.
Abi bir dakika. Şu boynunu takalım. Boynunukta bir şey yok kardeşler. Tamam. Boynunu da sakat var. Olsun olsun Mehmet amca. Kurtarma ekiplerinin geçmiş olsun Mehmet amca sözlerinin ardından depremzedenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Hadi. Allah razı olsun hadi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 43 saat sonra enkazdan 2 yaşındaki Mikail sağ çıkarıldı. 2 gecedir bir kanepenin köşesinde sıkışmış halde bekleyen bebeğin bitkin düştüğünü tespit eden ekipler ilk müdahalenin yapılmasının ardından Mikail ve ailesine hastaneye kadar eşlik etti. Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir kepçesiyle arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı. Vücudunun büyük bölümü beton yığınları arasında kalan ve sadece yüzü gözüken baba Aydemir'e UMK ekipleri enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı. Aydemir 14 saat süren çalışmalar sonucu depremden 47 saat sonra sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında Aydemir'in yanında bulunan eşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Hatat Holding'in Hatay'daki arama kurtarma ekibi tarafından depremden 50 saat sonra 6 yaşındaki Leyla ve ablası Aliye Değer ile daha sonra bir kişi kurtarıldı. 6 yaşındaki Leyla'yı çıkardık 50 saat sonra. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2530'a, yaralananların sayısı ise 4645'e yükseldi. Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Laskiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor. Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre depremde Halep, Laskiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1250 kişi hayatını kaybetti. 2045 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Sahadaki Suriye İnsan Hakları Ağı, sivil savunma, yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde en az 1280 kişi öldü, 2600'den fazla kişi yaralandı. Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu mensupları da yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi. Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu. Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından İskenderun limanında devrilen konteynerlarda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında limanda devrilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.
farklı illerden itfaiye ekipleri ve arazözlerin karadan, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü helikopterlerinin de havadan müdahalesiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor. Yangından yükselen dumanlar İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor. Limandaki konteynerlerde 6 Şubat'ta çıkan yangına dün kara kuvvetlerinin helikopterleriyle hava kuvvetlerinin uçağı müdahale etmiş ve uçaktan alevlere yangın söndürme topu dağıtılmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezi'nde toplantı sonrası açıklama yaptı. Bakan Kurum, şu ana kadar 3500 çadırımızı sahaya kurduk dedi. Tabii ki şu an iki önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz arama kurtarma faaliyetleri. 55. saatteyiz. 112. saatte İzmir'de biz yavrumuzu enkaz altından canlı kurtardık. Dolayısıyla bu saatler bizim için çok çok önemli. Ve ikinci önemli husus da hasar tespit ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını giderme süreci. Bu süreçleri de bir fiil takip ediyoruz ve bu kapsamda Gaziantep özelinde 900 binamızın gelen ihbarlar neticesinde yıkık olduğunun tespitini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Tabii yine altyapı hasarlarımız mevcut. Altyapı hasarlarımıza ilişkin İller Bankamız tüm şehirdeki içme suyu hatlarına ilişkin çalışmalarını belediyemizle, Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyor. Dün gece itibariyle Gaziantep merkezde içme suyu ihtiyaçlarını, yine Nurdağ ve Islahiye'deki içme suyu ihtiyaçlarını giderecek altyapı çalışmalarını başlattık. Merkezde, Membal'da ve yine terfi istasyonlarında gelen hasarları, elektrik kesintisinden kaynaklı hasarları gerek jeneratör tedariğiyle gerekse oradaki tamiratları yapmak suretiyle bugün Gaziantep genelinde hem merkezde hem Islahiye'de hem Nurdağ'ında şebekeye su verilmeye başlandı. Elektrikle ilgili Gaziantep merkezde ilk günden itibaren kısmi olarak elektrikleri veriyoruz ve etap il genelinde vermeye başladık. Nurdağ ve Islahiye'de de jeneratörlerle takviyelerimizi yapıyoruz ve bu akşam itibariyle oralarda da şehre elektrik verilmeye başlanacaktır. Tabii iletişim noktasında baz istasyonlarımız hasar görmüştü. Gerek mobil baz istasyonları gerekse buradaki yapılan tadilatlarla birlikte şu an Islahiye'de, Nurdağ'ında ve Gaziantep merkezdeki ulaşımı ve iletişimi tamamen çözmüş, vatandaşımıza bu noktada bu hizmeti sağlamış olduk. Sahra çadırlarımızı hem Nurdan'da hem Islahiye'de alanlara kurduk ve vatandaşımıza da burada acil yardım hizmetlerini bu çerçevede veriyoruz. Yine en önemli ihtiyaç diye ifade ettiğim çadır kurulma işi sürecini yürütüyoruz. Her gün çadırlarımızı gerek enkaz alandaki vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılayacak, gerek köydeki vatandaşlarımızın, gerekse merkezdeki vatandaşlarımızın soğuk hava şartlarında ısınma ve barınma ihtiyacını karşılayacak çadır kurulumu sürecini de AFAD'ımızın koordinasyonu sürecinde yürütüyoruz. Şu ana kadar 3500 çadırımızı bir fiil sahaya kurduk ve 15.000 çadırımıza ilişkin de süreci sahada bir fiil takip etmek suretiyle gerek enkaz alanlarında gerekse belirlediğimiz toplu çadır kent alanlarında kuruyoruz. Bir taraftan da konteyner kurulum sürecini başlattık. Gaziantep özelinde 3000 konteynerimizi hem Islahiye'de hem Nurdağ'da hem de merkezde olmak suretiyle altyapısını hazırlıyoruz ve burada etap 3000 konteyner kurulum sürecini de başladık. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmaniye'de Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Kasapoğlu, yurtlarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız vatandaşların hizmetinde dedi. 10 ilimizde başta yurtlarımız olmak üzere, spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız olmak üzere sıcak yemeğiyle, barınma imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetinde. Özellikle bakanlık olarak yurtlarımız,
spor tesislerimizle ilgili tespit, hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdik ve şükürler olsun yıkılan ve bu anlamda da enkazda kaybettiğimiz bir sporcumuz, bakanlığımız tesislerinde ve öğrencilerimiz bulunmamakta. Tabii hasar tespit raporları hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle yurtlarımızdaki vatandaşlarımızın konaklamasına yönelik olarak başta yurtlarımızda kalan vatandaşlarımıza sıcak yemek temini en hızlı şekilde başladı. Ve bununla birlikte özellikle illerde tüm yurtlarımızın işletmeleri vatandaşlarımıza sıcak yemek temini noktasında görev aldılar. Ve Kayseri ve Mersin lojistik olarak iki ilimiz olarak tespit edildi. Özellikle bu illerden malzeme dağıtımı, teknik ekip dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 10 ilimizde bir yandan hazır yemek, diğer yandan tüm ihtiyaçlara yönelik bir çalışma var ve onlar da hızlı bir şekilde devam ediyor. An itibariyle 34 gençlik merkezimizde, 23 yurdumuzda ve 95 spor tesisimizde toplam 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyorlar. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Malatya başta olmak üzere ihtiyaç sahibi illere de bir yandan kılık kıyafetten battaniyeye, çadıra kadar tüm malzemeler gönderiliyor. Özellikle 12 il, bu 10 ilin yanında 12 ilde bakanlığımız tesislerini 10 ilden transfer edilecek vatandaşlara yönelik olarak da hazırladık. Buralara bir yandan transfer işlemleri başladı. Diğer yandan da buraya gelen vatandaşlarımızın rahatı ve güvenliği içinde tüm tedbirler alındı. Gençlik merkezi liderlerimiz, gönüllülerimiz bu çerçevede sahada AFAD ekipleriyle birlikte görev yapıyorlar. Özellikle sahra mutfaklarını vatandaşlarımıza sıcak yemek sağlama amacıyla yurtlarımızdaki işletmeleri oralara görevlendirerek tesis ettik. Onu da ifade etmeliyim. Özellikle yemeklerin orada pişirilip dağıtılmasını hamdolsun ki sağladık. Ben özellikle değerli Osmaniyelilere bu anlamda bir kez daha ilgili tesislerimizi duyurmak istiyorum. Diğer illerdeki tesislerimizde biliyorsunuz ilgili iletişim mecralarımızda tüm vatandaşlarımızın erişimine açık. Osmaniye Kız Yurdumuz, Kayıboyu Kız Yurdumuz, Karacaoğlan Erkek Yurdumuz, Kadirli Yurdumuz, Osmaniye Gençlik Merkezimiz, Tosyalı Spor Salonumuz, Osmaniye Salonumuz, Olimpik Havuzumuz, İl Müdürlüğü Ana Binamız, Kadirli Spor Salonumuz, Kadirli Gençlik Merkezimiz, Düzüçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezimiz, Bahçe Spor Salonumuz, Genç Ofisimiz, Otağ Çadırımız, Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezimiz, Tosyalı Sahamız milletimizin hizmetinde an itibariyle ilk günden itibaren olduğu gibi açık ve diğer illerde Gaziantep'te, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da, Adana'da tesislerimiz yurtlarıyla, gençlik merkezleri milletimizin emrinde ve hasar tespitine yönelik çalışmalar tamamlandıkça bu listeyi de güncelliyoruz. Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedeler geçici barınma yerleri ve AFAD tarafından kurulan çadırlarda barınıyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Gaziantep'in İsahiye ilçesinde AFAD ekipleri depremzedeler için çadır kurdu. AFAD tarafından ilçeye bağlı Altınözü mahallesinde bulunan futbol sahasına çadırlar getirildi. AFAD jandarma ekiplerinin yardımıyla 52 çadırı depremzedeler için kurdu. Söz konusu mahallede bulunan depremzedeler buralara yerleştirildi. Çadırların içerisine battaniye ve ısıtıcılar konuldu. Ekipler çadırlarda kalan depremzedelere belli saat aralığında yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor. Hadi öne gidin. Biz ailece buradayız. Ailece buradayız. Evler yer hepsi dümdüz oldu evlerimiz. Devletimize güveniyoruz. Allah razı olsun. Arkadaş gibi, kardeş gibiler. Elinden gelenini yaptılar. Sabaha kadar burada herkesi yardım ettiler. Niye? Güvenlik güçlerimize. Allah razı olsun kendilerine. Allah razı olsun. Hatay'da AFAD koordinesinde Türk Kızılay ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın ekipleriyle askerler ve gönüllüler tarafından çadırlar kuruldu. Antakya ilçesinde Millet Bahçesi, Vali Ürgen Parkı ve Yeni Hatay Stadyumu çevresinde kurulan çadırlarda depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Söz konusu kentlerde çadır kurma çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa'da bazı vatandaşlar AFAD'ın dağıttığı çadırlarda geceye geçirdi. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında evlerine girmek istemeyen vatandaşlar AFAD tarafından dağıtılan çadırları açık alanlara kurdu. Deprem oldu işte, ondan sonra evden çık geldim buraya. Dün gece çadır getirdiler, bir de gecemizi burada çadırda geçirdik. Eksik ihtiyaçlarımız var, evimize gidemiyoruz, alamıyoruz. Adıyaman'da askerler depremzedeler için çadır kurdu. AFAD tarafından kent merkezi Eğriçay Parkı'na deprem çadırları getirildi. Mehmetçikler alanda 150'ye yakın çadırı depremzedeler için kurmaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında depremzedeler çadırlara yerleştirildi. Çadır kentin güvenliği askerler tarafından sağlanırken kentin belirlenen alanlarında çadır kurma çalışmaları sürüyor. Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar TCD'de taşımacılık vagonlarında konaklıyor. Malatya tren garına gelen çok sayıda depremzedeye sıcak ortam ve kesintisiz enerji imkanı sağlanıyor. Geldik karına, istesim karına. Vagonda bekliyoruz. Güzel rast gelsin, ellerine attıkları altın olsun. Yani devletimizin bize sağladığı imkana nankörlük edenlere de diyecek lafım yoktur. Öte yandan AFAD ekipleri Malatya'daki depremzedelere çadır dağıtımını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşilyurt ilçesindeki Yakınca Mahallesi Havaalanı Bulvarı 2. Organize Sanayi Girişi'ndeki İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında oluşturulan merkezde tüm yardım, arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu yapılırken bireysel olarak talepte bulunan depremzedelere depolardaki çadırlar dağıtılıyor. Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınabilmesi için kentin çeşitli bölgelerindeki güvenli noktalarda çadırların kurulumu devam ediyor. 192 çadırın kurulduğu stadyumda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince depremzedelerin tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını giderebilmesi için altyapı çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta 12 Şubat stadyumu başta olmak üzere 7 çadır kentte 4000'i aşkın çadırın kurulumu tamamlanırken farklı noktalarda çadır kurulumunun devam ettiği öğrenildi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasındaki liste evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda ve araçlarında geçirdi. Bazı vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Depremin ardından vatandaşlar kentteki düğün salonlarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor salonlarında kalıyor. Deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan tüm yardım malzemeleri Karabük Valiliği koordinasyonunda bir merkezde toplanıp kamyon ve tırlarla gönderiliyor. Vatandaşlar gece gündüz demeden yardım için valiliğe koşuyor. Karabüklü vatandaşlar, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, hayırsever iş insanları tarafından deprem bölgesi için hazırlanan insani yardım malzemeleri, gıda, kıyafet gibi birçok ürün Karabük Valiliği'nde toplanıyor. Burada yine vatandaşların yardımıyla deprem bölgesine gidecek araçlara yükleniyor. Karabük halkı da tüm ülkede olduğu gibi seferber oluyor. Vatanın evlatları olarak bize bir şey olmayacağını biliyoruz. İnşallah orada bir can bile kurtarsak bizim için her şeye bedel. Allah burada herkesin doğasına ihtiyacımız var. Tek isteğimiz o. Yani doğalarımızı esirgemeyin. Bize yardım, onlara yardım. İnşallah. Evet, gerçekten şimdi en mutlu yani. Göreceğimiz manzara ne? Daha nereye gideceğimiz bile belli. Hatay'da yola çıkıyoruz ama belki başka bir yere de gidiyoruz. Şu an sadece doğalarımızı istiyoruz. Çünkü yapacak başka hiçbir şey yok. Benim ailem de orada. Ablam nerede? Hatay'dalar. Hatay'dalar. Evet. Küçükler ama hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Yani evler yıkılmış. Sağ tarafa tarihi bir şehir yoruluyorlar. Bakalım kendi gözlerimizle göreceğiz. Ve yani sadece dua ediyoruz. Dua bekliyoruz.
Karabük Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi ve Jeoloji Mühendisi Ahmet Öztürk, Kuzey Anadolu fay hattında önümüzdeki 50 yıl içerisinde 6.5 şiddeti üzerinde depremin meydana gelme riskinin %95'lere dayandığını söyledi. Ben Ahmet Öztürk, jeoloji mühendisiyim. Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisiyim aynı zamanda. Bu depremin her an, her zaman hazırlıklı olmamızı ifade ettim. Ama bu depremlerin belirli periyotları var. Mesela şu anda bizim 1944'te olan depremden önce bu bölgemizdeki depremin 1668 ve 1600'lü yıllara dayanan, yani 300 yıllık bir periyodu var. 300 yıllık bir periyodu var. Fakat bizim 1944'ten bu zamana kadar 80 yıl geçmiş üzerinden Deprem İstatistik Enstitüsü'nün bizim bölgemizle ilgili vermiş olduğu yapılan depremlerin ortalamalarıyla ilgili yüksek şiddette deprem olma yüzdeleriyle ilgili bir hesaplama vardır. Onu biz bütün zemin etüt raporlarımızın içine de koyarız. Bütün toplantılarda da bunu aktarırız. Mesela bizim bölgemizde şu anda 6 ve 6'nın üstü deprem üretme ihtimali olarak işte son 10 yıl içinde %46.9 oranı iken şu anda 6.5 üzerinde deprem üretme 50 yıllık bir zaman diliminde diyor. 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretme yüzdesi %95. Buna göre hazırlıklarınızı yapın, buna göre tedbirli olun anlamında bir uyarı veriyor. Bu her bölgede bu istatistikler, bu analizler yapılıyor. Her bölge kendine yakın olan fayın hareketlerini takip ediyor. Bizim fayımızın, bizi etkileyen aktif fayımızın bekleme süresi şu anda %80'lerle doldurmuş durumda. Biz de her an burada, yani 6 ve 6'nın üstünde bizi etkileyebilecek bir deprem beklemekteyiz. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dikiş nakış kursu gören kursiyerler deprem bölgelerindeki vatandaşlar için kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlardan kıyafet dikiyor. İsmim Elif Armanbaşı. Gönüllü olarak depremzedelerimize kıyafet dikmeye geldik. Aynı zamanda evet öğrenciyiz normalde. Ama kursumuz kapandı. Kapalıydı yani normalde. Deprem sebebiyle gönüllü olarak kıyafet dikmeye geldik. Elimizden geldiği kadar da dikiyoruz kendi kumaşlarımızdan. Eşofman dikiyoruz, mont dikiyoruz. Küçük yaşa da dikiyoruz, büyük yaşa da dikmeye çalışıyoruz. Kumaşlarımıza göre değerlendiriyoruz. Evet, kendi bütçemizle alıyoruz. Yani kendi evdeki kumaşlarımızı getirdik. Sağ olsun çevreden de yardım da geldi biraz kumaş. Onları da dikiyoruz. Belediyemizin sayesinde gönderiyoruz. Sırlarla gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar da daha dikmeye devam edeceğiz inşallah. Sonur Altınöz ben. Benim de bu çok yakında bir iş yerim var. Ben de dikimle uğraşıyorum. Gelinlik ve abiye çalışıyorum ben. Depremi duyduğumdan beri ben de nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kendi imkanlarımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sonra Gül Hanım haber verdi. Biz de dedi, destek için eşofman dikiyoruz. Ben de hem kendi kumaşlarımı hem diktiklerimi hem de kendi işte çabamla nasıl yardım edebilirim diye ben de geldim. Bugün burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Eşofman, sivit, daha çok da çocuk. Ben deprem duyduğumdan beri daha çok çocukları düşünüyordum. Keşke orada olabilseydim diye düşündüm. Hep çocuklara nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Daha çok da şu anda çocuklar için sivit ve eşofman dikiyorum kalın kumaşlardan. En azından sıcak olacağını düşünüyorum bu karda, kışta. O konuda daha çok yardımcı olacağını düşündüğüm için de eşofman dikmeyi, çocuklar için özellikle eşofman dikmeyi düşündüm. Benim adım Gülden Bat. Sonur Hanım'la birlikte çalışıyoruz biz. Biz de buraya yardım için geldik. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz işte. Acımız büyük. Ya neler hissediyorum. Büyük bir acı, başka acıdan başka hiçbir şey hissetmiyordum. Çaresizlik. Oradaki insanları soğukta kendini düşünüyorsun, burada sıcaktasın, oradakiler sokakta, hiçbir şey yapamıyorsun. Bir çaresizlik içindeyiz.
Biz de elimizden ne geldiğince yapıyoruz. Benim kızım da şeye gitti, orada Hatay'a gönüllü olarak gitti. Kadınlarımız işte her zamanki gibi, savaşlarda da öyleydi biliyorsunuz, Kurtuluş Savaşı'nda da. Kadınlarımız her zaman destek olmak için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Burada SAKEM kurslarımızda da kendi imkanlarıyla, kendi bütçeleriyle aldıkları kışlık kumaşlardan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza mont, eşofman, kaban dikmek için seferber olmuşlar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. En ufak bir katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Kastamonu'nun 11 Ağustos 2021'de sel felaketini yaşayan ilçesi Bozkurt'a vatandaşlar deprem bölgesi için yardım seferberliği başlattı. Kahramanmaraş merkezi 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle düzenlenen yardım kampanyasına Bozkurtlu vatandaşlar acınız acımızdır diyerek yardımlarda bulunuyor. Bozkurt'tan iki günde toplanan 346 koli gıda, 410 battaniye, 55 elektrikli soba ile muhtelif hijyen ve giyim malzemelerinden oluşan 1220 koli yardım malzemesi bölgeye gönderildi. 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçemizde büyük bir sel felaketi yaşadık 2021 yılında. Bugün ise Güney Anadolu'daki ve Orta Anadolu'daki depremle ülkemiz boğuşuyor. 2021 yılında tüm Türkiye bize destek oldu. Bugün depremle mücadele eden şehirdeki tüm vatandaşlarımız bize yardım ettiler. Akın akın buraya geldiler. Bugün sıra bizde. Onlara bir umut verirsek ne mutlu bizlere. Onların acısını paylaşıyoruz ve bundan sonra onlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 11 Ağustos'ta aynı acıyı biz de yaşadık, aynı felaketi biz de gördük. Şimdi sıra bizde, yardım etme sırası. Şimdi Güneydoğu'daki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu gibi nice felaketler aşabilmeyi nasip eyle. Kastamonu'dan 2700 jandarma komando deprem bölgesine gidiyor. Kahramanmaraş merkezi 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu'dan deprem bölgesine çok sayıda jandarma gönderiliyor. Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan 2700 komando, Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik komutasında deprem bölgesinde görev yapacak. Sabah saatlerinde Nizamiye'den çıkış yapmaya başlayan otobüsler askerleri deprem bölgesine taşıyor. Bölgeye asker taşıyan otobüslerin bazılarının önüne Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşırken hayatını kaybeden Kastamonulu şehit Şerife Bacı'ya atıf yapılarak Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları yazıldı. Sevgili izleyicilerimiz, ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden biriyle mücadele ederken Cumhuriyet kenti Karabük'te dün Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi'nin genel kurulu vardı. Üç adayın kıyasıya yarıştığı genel kurulda zaman zaman sesler yükseldi, olaylar çıktı. Sevgili izleyicilerimiz, ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden biriyle mücadele ederken Cumhuriyet kenti Karabük'te dün Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi'nin genel kurulu vardı. Üç adayın kıyasıya yarıştığı genel kurulda zaman zaman sesler yükseldi, olaylar çıktı. Kongre sonunda sandıktan bir skandal çıktı. 1130 katılım olan genel kurulda 1181 oy çıkınca itirazlar üzerine kongre ileri bir tarihe ertelendi. Zaman zaman BRT ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın sahipsiz şehir olarak nitelendirdiği Karabük'te dün yaşanan bu skandal Karabük tarihine kara bir leke olarak geçti.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen binlerce canımızı kaybettiğimiz, 10 binlerce insanımızın yaralandığı, 100 binlerce vatandaşımızın evsiz kaldığı bir ortamda ve halen enkaz altında binlerce insanımız can çekişirken Karabük'te yaşanan koltuk kavgası Cumhuriyet kenti Karabük'e hiç yakışmadı. Biz Bere TV olarak sorumluları özür dilemeye davet ettik. Ancak bu nasıl bir pişkinlik ki hiç kimse bu rezaleti üzerine alınmadı. Sevgili izleyicilerimiz, Karabük merkezden yayın yapan Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı Bere TV olarak dün yaşanan ve çirkin görüntüleri uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek olan bu rezaletten dolayı başta depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ruhlarından, yaralı olarak hastanelerde tedavi gören depremzedelerden, depremde evsiz barksız kalan tüm vatandaşlarımızdan ve yüce Türk milletinden özür diliyoruz. Sorumluluğu kimse üzerine almadı ama biz bu kentin bir yayın organı olarak bu rezaletten kendimizi sorumlu tutuyoruz. Bere TV ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sundu.